dostlar. Bugün sizlere Zeyniler Camii yanından sesleniyorum. Zeyniler Camii nerededir derseniz, Bursa'da Emir Sultan Camii'nin 200 metre kadar doğusunda Zeyniler Camii vardır. Buradaki mahallenin adı da Zeyniler Mahallesi'dir. Zeyniler ismini aslında Türk milleti bilir. Çavukçu romanında da geçen Zeyniler ismi aslında bir tarikatın ismidir. Zeyniye tarikatı. Ve buraya Kudüs doğumlu olan Abdülhatip Kutsi Hazretleri Zeyniye tarikatını yaymak için geldiğinde, bu arada hemen arkamızda yer alan sokağın ilerisinde Abdülhatip Kutsi Hazretleri'nin türbesi yer alıyor. Kudüs doğumludur bu alim zat ve Zeyneddin Hafi Hazretleri'ne tabi olmuş. Ondan Zeyniye tarikatını almış ve o yüzden buraya gelip yerleştiğinde, bu tarikatı yaymaya çalıştığında Zeyniler ismi buraya isim olarak verilmiştir. Ve bu Zeyniler Camii'nin arkasında çok önemli zatların kabirleri var. Burası adeta önemli alimler kabristanıdır. Hemen caminin arkasında tek başına bir kabir de var. Molla Hayali'nin kabridir, arkamda yer alan kabir. Molla Hayali İznikli bir alimdir ve genç yaşta vefat etmiş olmasına rağmen önemli eserler vermiş, şair, alim bir zattır. Hemen burada Zeyniler Kabristanı'nda ilk olarak onu görüyoruz. Sonra Zeyniler Kabristanı'na geçiyoruz. Evet değerli dostlar, Zeyniler Camii'nin hemen arkasında yer alan Zeyniler Kabristanı, dediğim ki bir alimler kabristanıdır. Hemen burada bakın, kabristana girmezden evvel 3 tane tabelada pek çok isimler yer alıyor. Ve bu isimlerde burada yatanların kimler oldukları belirtiliyor. Burada çok sayıda müderris, medrese hocası, çok sayıda şeyh efendi, çok sayıda kadı, kazasker yer alıyor. Burası Bursa'da adeta bir alimler kabristanı konumunda. Fakat bu alimler içerisinde en meşhuru, en önemli zat olarak bilinen ise Molla Hüsrev Hazretleri'dir. Fatih'in hocası olan Osmanlı'nın 3. Şeyhülislam'ı Molla Hüsrev'in kabri başına gidiyoruz. Değerli dostlar, Zeyniler Kabristanı'na girdiğimiz zaman hemen merdivenlerle çıkarken sağda ve solda çok sayıda tarihi şahsiyetin kabirleri olduğunu görmekteyiz. Dediğim gibi burası Osmanlı'nın bir alimler kabristanı konumundadır. Daha öncesinde bu bölgede yer alan medreselerde görev yapmış, burada vurulan tekkede, zaviyede görev almış olan şeyh efendiler, alimlerin kabirleridir. Ve bu alimler içerisinde en önemli zat ise Molla Hüsrev Hazretleri'dir ki Fatih'in hocası Molla Hüsrev'in kabri başına geliyoruz. Evet değerli dostlar, Molla Hüsrev Hazretleri'nin kabri başındayız. Molla Hüsrev kimdir dediğimiz zaman, Osmanlı alimlerinin önde gelenlerinden olup asıl adı Mehmet bin Feramuz bin Ali'dir. Sivas ile Tokat arasındaki Kargın köyünde doğduğu ve Türkmenlerin birçok koluna mensup Varsak boyundan olduğu anlaşılmaktadır. Müderrislik, kazaskerlik ve Şeyhülislamlık görevlerinde bulunan Molla Hüsrev'in doğum tarihi kesin olarak belli değil, fakat 1480 yılında vefat ettiği bilinmektedir. Küçük yaştayken babasını kaybettiğinden Osmanlı emirlerinden olan eniştesi Hüsrev Bey'in himayesinde eğitimini tamamladığından Hüsrev Kaynı diye çağrılırdı. Daha sonra da Molla Hüsrev adıyla meşhur olmuştur diyor. Buradaki açıklamadan bir bölüm okudum. Değerli dostlar, Molla Hüsrev'in asıl adı Mehmet. Fakat Hüsrev kimmiş? Eniştesi. Ve Hüsrev Kaynı diye biliniyor. Eniştesi ona maddi desteklerde bulunduğu için eğitiminde, o bakın Molla Hüsrev diye tanınıyor. Bu arada kızını da Hüsrev isminde birine vermiş. Yani damadın adı Hüsrev'dir. Dolayısıyla Molla Hüsrev diye tanınmış, bilinmiş bir zattır. Ve Molla Hüsrev Hazretleri kadılık yapmış. Kadı Osmanlı'da hakim, yargıç demektir. Kazaskerlik yapmış. Kazasker Osmanlı'da Adalet ve Eğitim Bakanı demektir. Yani kadıları atar, görevden alır. Müderrisleri atar, görevden alır. Eğitim ve Adalet Bakanı konumunda kişi kazaskerlik durumundadır. Ve Osmanlı'nın Şeyhülislamı'dır. 3. Şeyhülislam'dır. Osmanlı ilk Şeyhülislamı Molla Fenari Hazretleri Bursa'da kabri. Ve burada Bahreddin Acemi'den sonra 3. Şeyhülislam olarak da Molla Hüsrev'i biliyoruz. Ve Şeyhülislam ne demektir derseniz, Osmanlı devlet işlerinin dine uygun olup olmadığı konusunda fetva veren kişidir. Yani baş müftü konumundadır ve önemli bir zat. Bu arada Molla Hüsrev Hazretleri İstanbul'un fethinde yer almış. Fatih'in hocası. Fatih'in yetişmesinde çok büyük rolü var. Hatta Fatih'in şehzadeyken Manisa'da başına gidip bizzat onun başında kalıyor. Kadılığı bırakıp, Edirne kadılığını bırakıp bizzat Şehzade Mehmet'in eğitiminden sorumlu olarak Manisa'da şehzadeyken görev yapıyor Molla Hüsrev Hazretleri. Ve Molla Hüsrev Hazretleri Fatih tarafından çok seviliyor. Hatta İstanbul'un fethinden sonra Ayasofya'da müderris, yani baş profesör olduğu zaman Ayasofya Medresesi'nde ders vermeye gittiğinde medresede halk onu işte ayağa kalkarak ihtiramla karşılıyor. Hatta evinden çıktığında halk onu yine karşılarmış, medreseye kadar beraber gelirlermiş. Dersten sonra ona teşekkür edip bizzat evine kadar uğurlarlarmış. Halk ona çok saygı ve ihtiramda bulununca
Fatih bundan çok hoşlanıyor ve zamanımızın Ebu Hanifesi işte bu zattır diyor Molla Hüsrev Hazretleri hakkında. Bakın, zamanımızın Ebu Hanifesidir. Ebu Hanife Hazretleri fıkıh noktasında önemli bir zat ve Molla Hüsrev Hazretleri de fıkıh konusunda üstad bir zat. Ve fıkıh konusunda yazmış olduğu, İslam hukuk konusunda yazmış olduğu en önemli eser ise Durer ve Gorer adlı bir eser. Ve bu eser, bakın, o kadar önemli bir esermiş ki biz bilmiyoruz maalesef yeterince. Avusturyalı bir hukuk profesörü inceliyor bu eseri, didik didik ediyor ve 1450'li yıllarda, 60'lı yıllarda ortaya konan prensipleri hukuk açısından çok değerli buluyor ve bu zatın hayatını araştırıyor. Molla Hüsrev kimdir? Kabri nerededir? Ve Bursa'da kabrinin olduğunu öğreniyor ve ona bir saygı için, ona bakın saygısını sunmak için kalkıyor, Avusturya'dan kalkıyor, 1940'lı yıllarda Bursa'ya ziyarete geliyor. O zaman 1935'te açılmış olan Çelik Palas Oteli'ne yerleşiyor. Çelik Palas Oteli'nin sabah resepsiyona iniyor. Diyor ki, ben Molla Hüsrev'in kabrine gitmek istiyorum. Nasıl gidebilirim? Molla Hüsrev, o kim? Kimse bilmiyor ve tanımıyor. Ona soruyorlar, buna soruyorlar. Kimse bilmiyor Molla Hüsrev kimdir ve kabri nerededir? Bu ne büyük bir garabettir. Ulu Cami İmamı'na soruyorlar. Bereket Ulu Cami İmamı bilmektedir. Ve getiriyorlar burada Zeyniler kabristanına o Avusturyalı profesörü. Fakat o zaman burası bakımsız, görümsüz, hatta affedersin üzerinden hayvanların gezdiği bir mezarlık alanı konumunda. Bu duruma çok üzülüyor Avusturyalı profesör ve şok oluyor. Diyor ki, bizde böyle alimler, böyle bilginler olacak. Bırakın onun kabrinin böyle bakımsız, görümsüz kalmasını. Biz onun hakkında ne filmler çeviririz, ne senaryolar yazarız, ne tiyatrolar sahneleriz. Onun hakkında romanlar, neler yaparız neler diyor. Siz niye böyle bilginlerinize, alimlerinize sahip çıkmıyorsunuz diyor. Maalesef bizler, bakın, böylesine büyük zatları yeterince bilmiyor, tanımıyor ve sahip çıkmıyor. Kabirlerini dahi, yerini dahi bilmiyor ve ziyaret etmiyoruz. Evet, Molla Hüsrev'in kabri nerededir değerli dostlar? Emir Sultan Camii'nin 200 metre kadar daha doğusunda Zeyniler Camii'nin arkasındaki bu alimler kabristanındadır. Burada ziyaret edilmeyi bekliyor bu zatlar. Bizler de buradaki bütün alimlerin ve Molla Hüsrev Hazretleri'nin ruhu için Allah rızası için El Fatiha diyoruz.